Efendim merhabalar, haftanın son çalışma gününde sizlerle birlikteyiz. Daha neşeli bir şekilde programı açmak isterdik ama sabah saatlerinde öğleye doğru olan saat diliminde Yeni Zelanda'dan gelen acı haberle maalesef ki Cuma günümüz, bayram günümüz bizim için biraz hüzün günü olmuş durumda. Tüm İslam aleminin başı sağ olsun diyoruz. Bundan sonraki süreç içerisinde de bu yapılan acı olayların, ortaya çıkmış olan acı olayların ders niteliğinde olup İslam birliğinin bir arada olması noktasında şuurlanmamıza sebep olsun diyerek başlıyoruz. Cumanız mübarek olsun efendim. Gelelim bizim bugünkü programımıza. İki ayrı beyefendiyle birlikteyiz Turkuaz'da bugün ve güzel ciddi bir konuyu konuşacağız. Eğitim konu başlığımız. Bunu neresinden tutarsanız işte her yerini konuşmaya çalışacağız. Her noktasını dinlendirmeye çalışacağız. Bu proje içinde eğitimi ele almak, eğitimle alakalı bir şeyler yapabilmek için de birçok dernek, vakıf, platformlar, STK'lar illaki vardır. Bunlardan bir tanesi de Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası efendim. Kısaca Liyakat Sen diyoruz ama amaçları tam olarak nedir? Ne zaman yola çıkmışlar? Kimlerden bir grup oluşturmuşlar? Bir kadro oluşturmuşlar? Tüm bunları canlı yayında birebir kendilerini dinleyerek, genel başkanını ve genel başkan yardımcısını dinleyerek sorularımıza cevap bulmaya çalışacağız efendim. Elbette ki WhatsApp hattımızda sizlerden gelecek sorulara açık olduğunu bir kez daha söyleyelim. Eğitim konusu olunca aslında bizim bir saatlik programımız belki de yetmeyecek. Biz süremizin yettiği kadarıyla konuyu masaya yatırıp konuşmaya çalışacağız. Hiç vakit kaybetmeden de hemen misafirlerimizi, konuklarımızı tanıyalım. Sonrasında konu başlıklarını ardı ardına sıralayarak konuşacağız efendim. Emir Kazak, Liyakat Sen Genel Başkanı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle bize böyle bir imkanı sunmuş olmanızdan dolayı ve bize tercüman olmanızdan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. İsmim Emir Kazak, Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanıyım. Hı hı. 2018 Eylül ayında biz bir grup arkadaşımızla birlikte içerisinde yöneticilik yapmış, hizmetlik yapmış, memurluk yapmış, şeflik yapmış arkadaşlarımızla birlikte Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası'nı kurduk. Ama öncelikle isterseniz biraz kendimden bahsedeyim. Evet, Emir Kazan'da tanımış olalım. 1975 Ankara Çubuk doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Çankırı'da tamamladım. Hı hı. Daha sonra 1994 yılında kamuda işe başladım. Daha sonra dışarıdan üniversite tahsilimi tamamlamak suretiyle üniversite hayatımı tamamladım. 2013 yılının Haziran ayında Ankara'ya tayin oldum ve orada aslında bizim bu sivil toplum örgütü camiasının içerisine girmemize neden olan da bir tayin olayı olmuş oldu. 2013 yılında yine bir grup arkadaşlarımızla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şeflerin sorunlarını gündeme getirmek adına bir dernek kurduk. İsmi de Kamu Şefleri Derneği'dir. Bununla ilgili çeşitli çalışmalarımız oldu. Şeflerin sorunlarını gündeme getirdiğimiz çalışmalar oldu. Şeflerin en büyük sorunlarından birisi de zaten özel hizmet tazminatı. Derneğin kuruluş amaçlarından birisi de oydu. Ancak biz dernek olarak gerek maddi açıdan gerek direkt diğer haklar açısından daha fazla ilerleyemeyeceğimizi gördüğümüz için, hı hı, ve mevcut sendikalara da artık kamu çalışanlarının bir tepki de oluşturması nedeniyle yine Eylül 2018 tarihinde Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası'nı kurduk. Ankara genel merkezli olmak üzere. Şu anda 7 tane yönetimimiz oluşmakta. Bunlardan birisi de Yaşar Ertuğrul hocamdır. Hı hı. Diğer arkadaşlarımızın ikisi Konya'da, diğer üçü Ankara'da, bir tanesi de Afyon'da görev yapmaktadır. Tabii bunlar hepsi kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmaktadır. Şu anda da kendim Ankara Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde birim ve bölüm şefi olarak görev yapıyorum. Bir dönem Yaşar Ertuğrul hocamla birlikte görev yaptık. Kendisi orada yöneticiydi, hı hı, ve ilçenin de kurucu ilçe müdürüydü. Çok güzel bir çalışma ortamımız oldu.
Şu anda da birlikte aynı saf altında Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası'nda mücadele ediyoruz. O da bize sağ olsun destek oldu. Kendisi de çok büyük ve sevilen yöneticilerimizdendir. Halen de adı anılır. Hı hı. Ve Pursaklar'da da ilçede de isim yapmış birisidir. Ayrıca bize vermiş olduğu desteklerden dolayı da kendisine saygılar sunuyorum. Hı hı. Peki. Şimdi topu direkt Yaşar Bey'e bıraktı değil mi Emir Bey? Yaşar Ertuğrul, Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası. Ben program süresince Liyakat Sen dersem kızar mısınız? Yok. Zaten bizim kısaltma olarak kullandığımız isim odur. Liyakat Sen diyeceğim. Tüzüğümüzde de öyle geçer. Evet. Çünkü Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası'nı söyleyebilmek için her seferinde notlarıma aman bir yanlışlık olmasın diye bakmak zorunluluğu hissediyorum. Liyakat Sen'e alıştım ama hani program öncesi programın tarihini, gününü, saatini planlayabilmek noktasında illaki temas kurduk. Başkanımızla, yardımcı ekipleriyle Liyakat Sen oturdu ama işte o uzun isim için hemen bakmak zorunluluğu hissediyorum. Liyakat Sen diyeceğim bundan sonrasında. Liyakat Sen Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Ertuğrul Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Öncelikle çok teşekkür ediyorum sizler. Öncelikle Yeni Zelanda meydana gelen işte bu saldırıdan dolayı bizler de çok gerçekten çok müteessir olduk. Maalesef dünyanın birçok yerinde Müslümanlar bu tür saldırılara maruz kalmakta. Birçok ülkenin hegemonyası altında ezilmekte maalesef. İnşallah bir gün bunlar sona erecektir. İnşallah. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlarına, bütün Müslümanlara sabır diliyorum. İsmim Yaşar Ertuğrul. Yeşilova Burdur doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Yeşilova'da tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünü bitirdim. Ondan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevlere başladık. Şu anda eğitim uzmanı olarak, yani kadromuz eğitim uzmanı. Hani önce Milli Eğitim Müdürlüğü kadromuz vardı. 2014 yapılan bir kanunla bizim gibi 1000 civarında arkadaşımız da eğitim uzmanı ünvanı verilerek sahada görev yapılması. Evet, sahada görev yapılmaya çalışılıyor. Şimdi bizler tabii ki eğitim sendikasıyız. Dolayısıyla eğitime bir şekilde katkı vermek durumundayız. Yani neticede bu çocuklar ülkenin, eğitim dediğimiz zaman aslında ülkenin geleceği demektir. Herkesin burada bir elini uzatmak zorunluluğu vardır. Yani biz çocuklarımız hep söylüyoruz da ama tam idrak edilebildiği kanaatinde değilim ben. Çocuklar bizim geleceğimiz, doğru. Ama sadece söylendiği kanaatindeyim. Yani tam idrak edilemiyor. Ne demek ülkemizin geleceği? Yani yarın bu çocuklar bizlerden sonra bu ülkeyi teslim alacak insanlar olacaklar, yetişkinler olacaklar. Dünyaya yarışabilir, onlarla mücadele edilebilir bir konumda olmak zorundalar bu çocuklarımız. Bugün şekil verdiğimiz çocuklar, yani evet, bireyleri olacak. Bu şekil verdiğimiz bireylerle ülke yönetilecek, çalışacak, üretecek, toplumsal bir hayat yaşayacak. Bugünkü şekillendirdiğimiz kalıp o gün gün ortasına, ortaya çıkacak. Değil mi? Kesinlikle öyle. Yani Hazreti Ali'nin güzel bir sözü var burada. Diyorlar ki çocuklarınızı gelecek döneme göre yetiştirmelisiniz. Yani bugüne göre değil, gelecek döneme göre. Çünkü onların yaşayacağı dönemde çocuklar ne olacaktır? Bizler yarın, yani af buyurun, Amerika'dan öğrenci çocuk getirmeyeceğiz ülkeyi yönetin diye. Mutlaka. Yani elimizdeki bu çocuklarımızla yapacağız. Dolayısıyla bu çocuklarımızı en iyi şekilde eğitim vermek mecburiyetimiz var. Şimdi bizler de sendika olarak bir kenarından da omuz vermek istiyoruz aslında. Şimdi Türkiye'de eğitim sistemi çokça tartışılan, çokça konuşulan bir gündem. Her ne kadar bugünlerde konu siyasi olsa da, seçim atmosferi daha canlı olsa da, bu atmosferin olmadığını düşünürsek illaki konu başlıklarından bir tanesi Türkiye'de eğitim sistemi denir. Ben işte izleyicilerimiz bilir, belki sizlerin de takip etme şansı olmuştur. Çokça halkın içinde sokak röportajları yaparım ve bana da söylenen üç cümleden bir tanesi Türkiye'deki eğitim sistemidir.
eğitim sisteminde belki çarpıklıklar var, belki aksaklıklar var, belki yanlış yol haritası izleniyor. Bunlar kişilere göre farklı yorumlanabilir. Ama ve lakin eğitim üzerine kurulmuş sendikalar, vakıflar, dernekler cidden bir eksikliği fark ettikleri için mi şu açığı da biz kapatalım girişimiyle bu platformlar oluşuyor? Şimdi konuyla ilgili ben şunu söyleyebilirim. Her ne kadar sendika mensuplarının özlük hakları noktasında mücadele etse de tabii faaliyet gösterdiği alanla ilgili de bizim eğitim olduğu için elbette bir sivil toplum örgütü olarak bizim de katkımız olması gerekir. Hı hı. Şunu ifade etmek durumundayım. Yani öncelikle ben bir eğitimci değilim ama eğitimin iç paydaşıyım. Yani eğitim organizasyonunun içerisinde yer almaktayım. Bu noktada şunları ifade edebilirim. Şimdi bizim OECD ülkeleriyle birlikte yapılan sınavlarda, PISA adını verdiğimiz sınavlarda ülke başarısına baktığımız zaman 72 ülkede 50. sıradayız. Yani bu en son biz 2015 yılında biz bu sınava katıldık. 2013 yılında bir daha katılmıştık. 2015 yılındaki sonuçlara baktığımız zaman 2013 yılına göre biraz daha düşük seviyede olduğumuz görülüyor. Burada 70 ülke arasında 72 ülke arasında 50. sıradayız. Yani burada işte matematik, fizik alanlarında 15 yaş grubu çocukların eğitim ölçeğini bakıyorlar ve bu şekilde de bu gelişmekte olan ülkelerin puanlamasını yapıyorlar. Biz burada 50. sıradayız. Yani buraya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bizim çocuklar nerelerde daha çok başarılı diye baktığımızda PISA raporlarında bilgiyi üretme noktasında zayıflığımız var. Ancak kitaptaki bir şeyi ezberleme ve bunu kağıda aktarma noktasında başarılı olduğumuz gözüküyor. Yani aslında modern çağında ve modern eğitim sisteminde bizim bu noktada değişen dünya düzenine biraz daha ayak uyduramadığımız gözlemleniyor. Tabii burada eğitimcilere çok büyük görev düşüyor. Öncelikli olarak bizim öğretmenlik mesleğini biraz daha prestijli hale getirmemiz lazım. Hem özlük hakları noktasında hem de kariyer yapabileceği, yani yatay ve dikey kariyer yapabileceği alanlarla ilgili bizim eğitimimizin başındaki eğitim otoritelerinin, bakanlığımızın bu konuyla ilgili bir çalışma yapması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki sonuçlara baktığımız zaman gerçekten de bizim bakanlık olarak şapkayı önümüze koyup tutarlı bir eğitim stratejisi geliştirmemiz lazım. Yani kendi değerlerimizden kopmadan, kendi değerlerimizle birlikte değişen dünya düzenine ayak uydurulacak yeni bir eğitim pusulası geliştirmemiz lazım. Bir araya girebilir miyim? Eğitim sistemindeki işte dedik çarpıklıklar, aksaklıklar çeşitli şekilde tabir edilebilir bu durum. Kilit noktası öğretmenlerin, eğitimcilerin özlük haklarının yeterince olmaması ve aynı zamanda yatay veya dikey kariyer planlamalarının önü açık olmamasından mı kaynaklanıyor? Temel problem, temel kilit noktası burada mı? Çok fazla müfredat değişikliği yaptık biz bakanlık olarak. Yani şimdi siz tutarlı bir sistem oturtmazsanız ve her gün öğretmenlere yeni bir şey söylerseniz bunu öğretmenler açısından değerlendirdiğimiz zaman çok fazla ciddiye alınmaz. Çünkü sürekli bir değişik bir sistem olduğu zaman öğretmenler tarafından algılanan husus budur. Hı hı. Dolayısıyla bizim öncelikle tutarlı bir eğitim sistemi ve eğitim politikası geliştirmemiz lazım. Mesela Milli Eğitim Şura kararları var. Yani bunun, bu kararlarının kesinlikle tavsiye niteliğinden çıkartılıp bağlayıcı kararlar olarak hayata geçirmesi lazım. Yani burada alınan kararlar tamamen tavsiye niteliğinde değil ama uygulama noktasında kesin ve katı kurallar olarak gündeme gelmesi gerekiyor. Bunun için de bu Milli Eğitim Şurası'ndaki yapılanmanın, örgütlenmenin kesinlikle eğitim alanında uzman ve bu işin otoritesi olacak kişiler tarafından
dizayn edilmesi gerekiyor. Yani benim eğitim olarak düşüncem çok fazla dünyadaki sonuçlara da bakarsak çok fazla müfredat değişikliği var. Yani bunun bizim oturup dediğim gibi kendi değerlerimizle gelişen, sürekli gelişen dünya düzenindeki eğitim sistemine bakarak şapkayı önümüze koyup tutarlı bir politika geliştirmemiz lazım. Ve bunun üzerinden eğitim politikamızı geliştirmemiz lazım. Mesela Finlandiya en çok bu değişim programları kapsamında örnek alınan bir eğitim otoritesi olarak görülür. Onun haricinde işte Japonya, buralardaki eğitim sistemi gerçekten de bu PISA raporlarından da ortaya çıkıyor. Oldukça ön sıralarda başarılı olduklarını görüyoruz. Hani buralarda öğretmenlerin ve bizim ülkemizdeki öğretmenler açısından değerlendirdiğimiz zaman aslında oradaki öğretmenlerin çok fazla böyle bizde olduğu gibi kitaba yönelik ve ders anlatımına yönelik değil, daha çok rehberlik yaptıklarını gördüm, inceledim, araştırdım. Hani burada da bizim bu başarılı olan ülkelerdeki eğitim sistemini sadece böyle bir proje kapsamında gezi, ziyaret anlamında değil de gerçek manada, yani buralarda neler yapılıyor, buradaki eğitim sistemini görerek bizim kendi değerlerimizle nasıl uyuşturabiliriz, bu noktada bizim kafa yormamız gerekir. Özellikle bizim bu işin otoritesinde olan işte bakanlık, merkez teşkilatındaki yöneticilerimize büyük iş düşüyor. Düşüyor. Yani, burada Yaşar Bey'e bir sorum olacak aslında. Evet. Yani aynı soruyu ben söyleyecektim. Sosyal medyada çokça karşımıza çıkıyor. İşte Japonya'daki çocuklar kendi çöplerini kendileri atıyor. Bunlar tabii basit örnekler olabilir. İşte sınıflar kendine temizliyorlar. Yaşamı okulda yaşayarak öğreniyorlar gibi. Başka bir ülkenin eğitim politikasını örnek alarak aynısını veya benzerini kabul etmek yanlış mıdır? Bunu yapmak mı gerekir? Veya bu biraz insanın veya işte toplumsal bazda düşünürsek yok canım biz onlardan daha iyiyiz, daha iyisini yaparız gururundan kaynaklı görmezden gelmeyi mi tercih ediyoruz? Aslında örnek almamız gerekir mi bu ülkeleri? Evet, şimdi şeyden önce değerli başkanımın bir pizza modeline örnek verdi. Yani gerçekten çok gerilerdeyiz o konuda. Şimdi bir arkadaşla konuşuyorduk. Şimdi biz diyor havuz problemlerini mesela sürekli işleriz değil mi? Havuzu işte kaç kişi kaç saatte boşaltır, kaç saatte yapar, bu anlamda boşaltırız diyor. Şimdi gelen sorularda diyor eğer, yani tamamen boşaltıyoruz, tamamen dolduruyoruz biz sorularımızda diyor. Ama gelen sorularda yarısı dolu, ne kadar zamanda doldursun diye pizzada böyle bir soru geldiği zaman diyor bizim öğrencilerimiz yapamıyor diyor. Afallama oluyor. Afallama oluyor. Yani burada muhakeme devam ettim. Yani bir ezbere dayalı bir şey mi var sanki? Yani bilmiyorum. Şimdi normalde havuz tamamen boş olsa yapacağız, sıkıntı yok. Dolu olsa da zamanında boşaltacağız, orada da sıkıntı yok. Ama yarısı dolu olduğu zaman öğrencilerimiz bir şey yapamıyor burada. Yani burada tabii ki eğitim öğretiminde bir şey var. Buna? Evet. Yani biz mesela hala bakın kanunlarda sıkıntı yaşıyoruz. Hala kanunla sıkıntı yaşıyoruz. İşte medeni kanunumuz İsviçre'den, Nöşet kantonundan alınmış. İşte ceza kanunumuz İtalya'dan alınmış. Ticaret kanunumuz başka ülkeden. Borçlar kanunumuz işte Almanya, Fransa'dan alınmış. Bunlar ticaret kanunumuz, borçlar kanunumuz. Hala sürekli o kanunu değiştirmekle meşgulüz. Bakın neredeyse 100 yıl oluyor Cumhuriyet kurulalı. Bir türlü oturtamadık bu gömleği biz. Yani demek ki tabii ki bilgi artık üretilmiş. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani birçok şeyler hazır aslında. Yani biz onlardan yararlanabiliriz mutlaka. Ama bizim Osmanlı'dan gelen, Selçuklulardan gelen aslında çok köklü eğitim sistemlerimiz var. Yani yeniden Amerika'yı keşfetmenin bir mantığı yok. Sistem evet, olarak inkar yani onlar var aslında. Bunları? Niye o donanımlardan alıp da biz bununla yararlanmıyoruz? Sizce? Bilemiyorum. Yani bizim çok köklü bir geçmişimiz var, tarihsel bir geçmişimiz var. Bu tarihsel geçmişimizden yararlanarak, mevcut bilgilerden de faydalanarak gayet güzel bir şey yapabiliriz. Ruslar yıllar önce yapmışlar, inanın 100 yıl önce, 50 yıl önce. Lenin bizim babamızla başlıyor ders kitapları, affedersiniz. Doğru dürüst değişmez.
Yani ufak tefek bazı değişiklikler yaparlar programlarında ama o devam eder. Mutlaka. Yani her gelen hükümet, hatta aynı hükümetin içerisindeki farklı bakanlıklar bile olsa mutlaka gelen bir karıştırıyor bu sistemi. Yani eğitimi aslında siyasetten alıp, yani ülkenin geleceğine dönük belirli aslında kriterlerin benimsenip bütün siyasetler karar vermeli bence. Demeli ki eğitim hakikaten biz bu siyasetlerden çıkartalım ya. Diyebilirler diye düşünüyorum yani bir Milli Eğitim Bakanlığı çalışanı olarak. Çünkü başkanımın dediği gibi program oluyor, öğretmenler tam adapte oluyor buna. Tam alışıyorlar, vermeye çalışıyor. Ondan sonra pat diye bir daha değişiyor. Şimdi biz yıllar önce, o biraz önceki sorduğunuz soruya dönmek istiyorum. Yıllar önce, öğrencilik yıllarımızda derlerdi ki işte eğitimin tanımını yaparken çevre ayarlaması yoluyla bireyde kalıcı izli davranış değişiklikleri meydana getirme sürecidir diye öğrendik biz. Hı hı. Bakınız burada farklı unsurlar var. Çevre ayarlayacaksınız. Mesela okul bir çevre midir? Bir çevredir değil mi? Yani okulda bu çevre içerisinde büyük neler vardır? Büyük bir okulsa çevredir. Tabii ki. Küçücük bir okulsa bana göre çevre değil. O da daha küçük bir çevre. Binaların arasına sıkıştırılmış bir okul binasını çevre olarak düşünemedim. Tabii okul binası var. Bunun içerisinde öğretmeni var. Yönetim kadrosu var. Bakınız. Mutlaka. Veliler var. Hı hı. Artı bunlar da yetmiyor aslında. Basın yayın da var. Yani bir çocuğu davranışını değiştirebilmesi için tamamen kesinlikle okulun verdiği şeyler yetmeyebiliyor. Aile var dışarıda. Yani bir öğrenciyi okullarımız, eğitim sistemimiz ne kadar tutabiliyor? 6 saat mesela. Hı hı. 18 saat nerede bu çocuk? Başka yerde. Evinde. İnternet karşısında, televizyon evet. karşısında. İnanın yine bir hocamız vardı bizim aile danışma dersimize girerdi. Hı hı. Bize derdi ki çocuklar derdi sakın anasını bakıp kızını almaya kalkmayın derdi. O eskidendi derdi. Çünkü eskiden kızlar tek model olarak kimi görüyordu? Anneyi görüyordu. Anneyi görüyordu. Ama şimdi kimi görüyor? Birçok model var. Bitti. Amerika'da bilmem kimi görüyoruz. Yani buradaki söylemeye çalıştığım şu, çocuklarımızın etkileyen çok fazla unsur var. Biz dolayısıyla bu unsurları da aslında belli bir, bu çevreyi belli bir kontrol altına alınmak zorunda. Bugünkü eğitim sistemin içinde barındırması gereken bir temel taşlardan bir tanesi de sosyal medya veya işte cep telefonu, tablet, televizyon gibi yayın unsurlarından da evet. çocuk onları bertaraf edip çocukları kendi bünyesine farklı noktalara kanalize edebilecek çözümleri de bulması lazım. Kesinlikle. Yani ben artık çocuklardaki inanın televizyonu geçen gün gördük. Telefonu bakacağım diye yoldan geçerken kaza yapıyor. Çocuklarımız otobüslerde inan bakıyorum. Yaşlı birisi bile gelse o elindeki oyunu bırakıp da kalkmıyor. O kadar dalmış ki siz de yaşıyoruz mutlaka, bunu. Mutlaka. Bakınız, ve bu konuyla alakalı bireyselleşti çocuklarımız. Sanal aleme gitti artık. Gerçeklikten kopuyor yavaş yavaş. Çocuklarımız gerçeklikten kopmaya başladı. Sanallaştı. İki çocuk, kardeşler bile iki odada telefonla konuşuyorlar. WhatsApp'tan, evet. bilmem Face'ten konuşuyorlar. Yani bir nevi uyuşturucu bağımlılığı gibi olarak ben şey yapıyorum. Yani internet bağımlılığı gerçekten çok ciddi bir sorun. Yaşar Bey, bu konuyla alakalı burada size sormak istediğim evet. bir soru var. Kırılma noktası işte bu telefon, tablet, sosyal medya bağımlılığı. Bugün bağımlıyız demek çok da ütopik bir terim değil. Bağımlıyız. Kabul etmemiz gereken bir gerçek bana göre. Nerede kırıldı Kesinlikle. Bu çizgi? Kırılma noktası neresi? Ne oldu? Çok mu hoşumuza gitti? Ne oldu? Görmediğimiz bir şeyi görünce ne oldum delisi olmak diye bir tabir vardır ya. Size göre bunun yorumu nedir? Nerede oldu bu? Nasıl oldu sizce? Vallahi tam olarak nerede nasıl oldu bunu bilmek mümkün değil. Çünkü insanların etkilenme düzeyi çok farklı bir şey. Yani ailelere göre değişebiliyor, diğerlerle değişiyor. Yani çocuklar acaba niye sanallaştı? Bunu öncelikle bunu sormamız gerektiğini düşünüyorum. Çocuklar ben. Değil. Bence birey yani kaç yaşındaki büyüklerimizi de görüyoruz. Bence onlar da sanallaştı. İşte çocuk ama tehlike çocuklarda. Öyle. Bakın Farsça bir kelimedir genç biliyor musunuz? Genç kavram. Hı hı.
Ne anlama gelir biliyor musunuz? Hazine. Oo. Hazine. Bakın, gençlik bir hazine. 60 yaşındaki adam oynasın. Yani çok da şey değil. Kendi tercihiydi ama o genç bizim hazinemiz. Bakınız o gözler, kulaklar tam verimli zamanında. Hafıza. Bakın, aslında gençlerimiz büyük bir hazine içerisinde oturuyorlar. Büyük bir hazine var. Ama bu hazine maalesef boş şeylerle geçiyor. Ve bunu internet yapıyor işte. Yani birçok anlamda oyunlarla, dış güçlerin oyunu diyesim geldi. Hani her şeye bu söyleniyor belki. Çıldıracak oluyoruz yani. Aynen öyle. Ama şu an diyecek bir şey bulamamak konumundayız. Yani acaba ben şunu mu sormamız gerekiyor? Acaba veliler sormalı yani. Benim çocuğum niye bu kadar düştü? Bakın bu sorunun cevabını sormak gerekiyor. Ben yani anne babadan çocuk, gördü o kadar. Bakın çocuk niye bunu yapıyor derken. Yani çocuğu suçlamak değil mesela. 3 yaşında 5 yaşında çocuğun elinde de tablet var. Acaba benim çocuğum şunu sormalı kendi kendine. Niye buna bağımlı oldu? Acaba benim bir ilgisizliğim mi var? Anne babalar ne yapıyoruz? Geliyoruz televizyon karşısına pıt 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 pıt. Herkesin bir dizisi var. Kadının ayrı bir dizisi var affedersiniz. Erkeğin başka bir dizisi var. Yani okuma bitti artık. Kopukluğun arasından bir alternatif ortaya çıktı. Kesinlikle. Çocuklarımızın hoşuna gitti. Çocuklar da bireyselleşti. Bakın şimdi çocuklar bir şeyle uğraşacak. Hı hı. Anne baba çocukla ilgilenemiyor bir kere. O bir gerçek. Bunu kabul etmek lazım yani. Yani fiziki olarak babaların artık çocuklarla birebir oynaması, onlarla ilgilenmesi şu günümüzde çok fazla görünmüyor. Anneler de zaten çalışıyorsa akşam da yorgun geliyor efendim. Yani çocuklar da aslında yalnız kalıyor. Bence bu bağımlılığın en büyük sebebi çocuğu olan ilgisizlik diye ben düşünüyorum. Gerektiği noktalarda tekrar bu konuya döneceğizdir ama daha birçok konu başlığımız var. Sorular gelmeye başladı. Reklam arasına gideceğiz ama şu reklam arasına geçmeden önce bir soruyla ben böyle devam etmek istiyorum. Emir Bey'e soracağım Sayın Genel Başkan'a. Liyakat senin amacı nedir? Liyakat sen işte dediğimiz gibi biz eğitim iş kolunda faaliyet gösteren bir sendikayız. Yani şu anda kamuda 11 tane hizmet kolu var. Biz de bunların içerisinde eğitim ve bilim iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. Diğer taraftan işte büro iş kolunda yine faaliyet gösteren sendikamız var. Biz normalde bağımsız bir sendikayız. Ama bizim genel hedefimiz bütün iş kollarında örgütlenmek. Liyakat senin genel amacı başta eğitim ve üniversite çalışanlarının özlük hakları noktasında ki karşılaşılan sorunları bir nevi çalışanlara tercüman olarak hükümet yetkililerine aktarmak. Yani biz bu yola çıkarken zaten bizim iki tane temel stratejimiz vardı. Bir, kamuda liyakatın hakim kılınması. İki, mobbingle karşı etkili mücadele. Bakınız bugün bu yaşadığımız sorunların büyük bir çoğunluğu aslında kamuda liyakatın olmamasından kaynaklanıyor. Reklama gitmem lazım. Reklam dönüşünde liyakat terimini özellikle mi seçtiniz diyerek devam etmek istiyorum. Tabii. Siyasette de çok fazla dillendiriliyor bugünlerde. Reklama bir gidelim. Reklam dönüşünde sendikanın bu platformun ismi neden liyakatli olarak belirlendi? Buradan başlayarak bunun önemine binaen sohbetimizi sürdürelim. Yani daha çok ikinci bölümümüzde çalışanlarımızın sorunlarına girerek ve o dediğiniz sorulara cevap vererek. Reklama gitmem lazım. Reklama bir gideyim, sonrasında devam edeceğiz. Efendim reklama gidiyoruz. Dönüşünde neden liyakatli denilmiş? Bunu kısaca öğrendikten sonra hem sorulara bakacağım hem de başkanımızın dediği gibi diğer konu başlıklarına değineceğiz. Bir yere ayrılmayın, geliyoruz. Efendim ikinci bölümle yeniden sizlerle birlikteyiz. Liyakat Sen Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Emir Kazak ve Yaşar Ertuğrul Beyefendilerle sohbetimizi sürdürüyoruz. Birinci bölümün sonunda hatırlarsanız bizi baştan beri izleyenler mutlaka takip etmiştir. Dedim ki neden bu sendikanın isminde liyakatli kelimesini kullanma ihtiyacı hissettiniz? Bu önem neden sizin için önemliydi burası dedim. Burayı kısacık açıklayacağız. Çünkü gelen sorular var. Başkanımızın açıklamak istediği kamuda çalışanlarla alakalı problemler, işte giderilmesi gereken nokta, çözülmesi gereken problemler var. Onlara değineceğiz. Sizlerden gelen mesajlarda illaki cevaplamaya devam edeceğiz efendim. Tekrar aynı soruyu soruyorum. Neden liyakatli terimini kullanma ihtiyacı hissettiniz?
Çünkü liyakatın önünde en büyük engelin mülakat olmasından dolayı biz liyakatı seçtik. Şu anda gerek siyasi otoriteler gerek sendikalar ağızlarından düşürmüyor liyakat. Çünkü artık yürümeyen bir sistem var. Maalesef mülakat adı altında ahbap çavuş ilişkisiyle kamuya istihdam yapılıyor. Bakınız bugün KPSS ile yapılıyor ve kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru istihdam ediliyor. Yani diğer taraftan bakıyorsunuz, bazı kurumlarda KPSS şartı alınmadan personel ataması yapılıyor. Dolayısıyla öncelikle bizim burada mülakata önem vermemiz lazım. Yani bugünkü itibariyle mülakata baktığımız zaman gerçekten de bu da mülakatta bu kişinin ehil midir, bu işi yapabilir midir noktasında bir eleme mi yapılıyor? Yani şimdi tercih ettiğimiz kişinin tercih etmediğimiz kişiye göre mutlaka üstün bir özelliği olması lazım. Ama bugünkü sistemde baktığımız zaman böyle bir şey var mı? Yani beni diğer arkadaşıma tercih ediyorsa benim ondan farklılığım ne? Yani bunu objektif kriterlerle değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla mülakatın en büyük özelliği de burada kesinlikle ahbap çavuş ilişkisinin noktasında kamuya gerçekten insan kaynakları noktasında nitelikli kişilerin atanması noktasında bir engel olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Danıştay kararlarına da baktığımız zaman aslında mülakat hukuki otoriteler tarafından da kabul edilebilir bir sistem. Ancak burada demin dediğim gibi tercih ettiğiniz kişiyi tercih etmediğiniz kişiye göre objektif kriterlerle belirlemeniz lazım. Yani burada kesinlikle objektif bir kriterlerin oluşturulması lazım. Çünkü bu sistemin kimseye faydası yok. Bakınız ben her zaman şunu söylerim. Hayatta her şeyin telafisi vardır. Yani namazın, orucun, zekatın bir nevi kazası olur. Ama adaletin asla kazası olmaz. Onun için burada eğer devletimizi yüceltmek istiyorsak adil bir sistem oluşturmamız lazım. Nitelikli insan gücünün kamuda istihdam edilmesi lazım. Kamu yönetiminin nitelikli kişiler tarafından, işin ehli kişiler tarafından yönetilmesi lazım. Bizim sendika olarak genel felsefemiz şudur. Devleti kurumlar, kurumları da çalışanlar yüceltir. O yüzden bizim bugünkü itibariyle mülakat denilen bir sistemin kesinlikle kamu yönetiminde ve personel seçiminden kesinlikle kaldırılması lazım. Ya bunun merkezi bir sistemle yapılması lazım ya da objektif kriterlere bağlanması lazım. O yüzden bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Liyakatli terimin neden olduğu konusunda Yaşar Hocam'dan da kısacık bir şey dinlemek istiyorum. Evet, aslında liyakat olayı kelime manası itibariyle aslında bir şeyin uygunluğu, yani hani tam olmuş deriz ya, yani bu işe kişinin bir uygunluğu anlamına gelen bir terim aslında. Şimdi bir ev yaptığımızda temelini böyle sağlam doldurarak yukarı doğru çıkarız değil mi? Ama temelini tam doldurmadan yükseldiğimiz zaman o bina bir gün çöküyor ya. Devlet, bizler devlet memuruyuz. Devlet bize diyor ki ben sana şu kadar maaş veriyorum. Ve sen benim halkıma işte eğitim hizmetini yürüteceksin diyor bize. Yani halkımın bütün eğitim hizmetlerini onu memnun ederek eğitim hizmetlerini karşılamak üzere, kaliteli bir şekilde karşılamak üzere ben sana maaş verdim diyor. Memur ettim size. İşte emniyettekilere emniyet değil mi? Sağlıktakilere sağlık. Yani bütün birimlere baktığımız zaman devlet niye memur tutuyor? Çünkü o memurlar kaliteli hizmet versin benim halkıma diye tutuyor değil mi? Aynen. Biz maaşımızı devletten alıyoruz. Devlet bize bu görev vermiş ve en iyi şekilde gelen halkımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Peki bu ihtiyaçları karşılamak için ne olmak lazım? Biraz daha özverili. Özverili artı liyakatli işte. Yani o işe uygun olmak gerekiyor. Yani bir okuldaki müdür yardımcısı
okul müdürünün yaptığı işleri bilmez çok zaman. Yani okul müdürü gibi düşünemez. Çünkü okul müdürlüğü gibi algılayabilmesi için o kişinin okul müdürü olması gerekir. O yaşantıyı geçirmesi gerekir. Yani geçmiş yaşantılar çok 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 önemlidir. Yani bir öğretmen müdür muavinikini düşünemez. Bir okul müdürü ilçedeki bir şube müdürünün neler yaptığını, neler yaşadığını bilemez. En azından şunu yapılırsa, yani liyakatlıdan kastettiğimiz eski yaşantıların olması gerekiyor. Yani o idareyle ilgili, o işle ilgili diyelim, yani onu vereceğiniz işle ilgili geçmiş yaşantılarının olması gerekir. Geçmiş yaşantıyı neyi kastediyoruz? İşte bir ilçe müdürü olacaksa kişi en azından okulda müdür yardımcılığı yapmış olmalı. Okul müdürlüğü yapmış olmalı. Anlatabildim mi? Veya şube müdürlüğü yapmış olmalı. Ondan sonra ilçe müdürü yapmalı. Çünkü geçmiş yaşantılar bunu dolduruyor bakın. Yani onu yapabileceğini temeli gösteriyor. Temeli dolduruyor yani. Evet. Ama siz mesela geçmiş yıllarda biz bunu yaşadık. Sınıf öğretmenlerini alıp o ilçe müdürlüğü yapıldı, yapılan oldu. Geçmiş yıllarımızda biz bunu yaşadık. Şimdi bu kişi için şunu diyebilecek miyiz biz? Geçmiş yaşantıları var, bu iş için uygunluğu var. Tabirini kullanabilecek miyiz? Hayır. Peki bu olmazsa ne olur şimdi? Bakınız ne olur? Kargaşa olur. Çünkü gelen kişi eğer alt kişilerin yaşantılarını, yaşantılarını kastım iş yaşantılarını tabii ki. İş yaşantılarını eğer belirli bir noktalarda bilmiyor ise o idarede zaaflık yaşayacaktır. İster okul müdürü olsun, mesela müdür muavini yapmayan bir okul müdürü sıkıntı yaşayacaktır benim kanaatimce. Veya okul müdürlüğü yapmayan, şube müdürü yapmayan bir ilçe müdürü veya il müdürü veya üst makamlarda aynı sıkıntıyı yaşayacaktır. Şimdi bizim liyakattan kastımız işte bu. Yani işe uygun insanların yerleştirilmesi gerekiyor. İş ehline vermek diye bir tabir. Evet. Çok klişedir zaten. Peygamber Efendimiz'in hatırlayınız alakalı. Yani bu çok önemli bir şeydir. İşi ehline vermediğinizde kıyametin kopmasını bekleyiniz diyor. Bakın bunu 1400-1500 yıl önce uyarıyor bizlere. Ha biz bunları söylemek çok hoşumuza gidiyor işin gerçeği. Ama hadi yapalım dediğinizde yok yapmayız. Niye? İşime gelmez. Doğru mu? Doğru. Yani Peygamber Efendimiz hani bunu yaptığını, Hazreti Ömer'in hareketlerini, Hazreti Ebu Bekir'in cömertliğini, hepsini biz bunu biliyoruz da ama bunu işe vuralım dediğimiz zaman maalesef bu konuda sıkıntı yaşıyoruz yani. Şimdi gelen mesajlar var. Sizlere yönlendirilmiş. SHK'deki öğretmenlik mezunlar da Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmen olarak geçmek istiyor. 28-28. Konuyu ben hiç anlamadım. Başkana soruyorum. Başkanım ne demek isteniliyor burada? Şimdi geçtiğimiz bir iki ay öncesinde meclisten bir torba yasa çıktı. Bu torba yasada da 2886 sayılı kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına yetiştirilen, yerleştirilen gençlerle ilgili bir düzenlemeydi bu. Yani yetiştirme yurtlarında büyük de kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen gençlerimizin öğrenimleri itibariyle ihraz ettikleri, gösterdikleri öğrenim durumlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarında sınava tabi durmadan yükselmelerini sağlamak için yapılmış bir düzenleme. Bunu daha önce şehit ve gazilerimiz de yaptılar. Yani şimdi bu arkadaşlarımız dezavantajlı kesimler. Yani kimse bunu istemezdi. Annesinin, babasının olmadan hayat mücadelesi içerisine girmeyi. Ama anayasamızın ilgili maddesinde de zaten atıfta bulunuyor. Yani şehit, gazi, dul, yetim bunlarla yapılan düzenleme ayrıcalık sayılmıyor. Dolayısıyla böyle bir düzenleme yapıldı. Bu noktada kurumlar arasında kargaşa var. Yani bu kanun maddesini bazı kurumlar uygularken bazı kurumlar uygulamıyor. Ve bazı kurumlar da sadece ünvansal değişikliklere neden değişiklik yaparak bunların diplomalarına göre yerleştirmelerini yaptı. Mesela burada arkadaşımızın dediğiyle ilgili şöyle bir durum var. Bu konuda bakanlık şu anda bir çalışma yapıyor. Hatta bir altyapı oluşturdu. Bunlarla ilgili genel istatistik aldı. Yani öğretmenlik mezunu ama
Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur olarak görev yapıyor. Normalde asıl olan nedir? Yani KPSS'ye girip atama yapılması. Ama zaten bu arkadaşlarımız devlet memuru ve de yasada çıkmış. Yani ihraz ettikleri, kurumuna ihraz ettikleri belgeye ve öğrenim durumuna göre bunların sınavsız geçişin yapılması lazım. Şimdi bakanlıklar bunu sadece ünvansal bir değişiklik olarak, ünvan değişikliği kapsamındaki bir değişiklik içerisine sığdırdıkları için ve öğretmenlik de ünvan değişikliği olmadığı için burada böyle bir karmaşa oluşmuştu. Şu anda bakanlık o konuyla ilgili bir çalışma yapıyor. Ama önümüzdeki bir iki ay içerisinde de öyle tahmin ediyorum ki bu arkadaşların sorunları ortadan kalkmış olacak. Diğer bu konuyla ilgili olarak da yine aynı hususla ilgili. Şimdi teknisyen, tekniker ünvanına sahip ve meslek lisesi mezun arkadaşlarımız bu kanun kapsamında yararlandı. Yani memur hizmetli ise memursa bunların teknisyen kadrosuna atanması sağlandı. Ancak burada bakanlıklar kısıtlamaya gitti. Yani belli bir kadro tahsis etti. Boş kadro tahsis etti. Ve bunları bu şekilde atadı. Ama halen bu yasadan yararlanamayan ve teknisyen ve tekniker olarak atanmayan arkadaşlarımız var. Diğer taraftan en önemli husus da mesela yardımcı hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımız var. Bunlar işte düz lise mezunu ama bunlar bu yasadan yararlanamıyor. Yani hizmetli teknisyen olarak atanabilirken teknik lise mezunu olduğu için düz lise mezunu hizmetli olarak atanamadı. Yani bu noksanlığın, bu eksikliğin kesinlikle dikkate alınarak bu mağdur arkadaşlarımızın da bir an önce haklarının verilmesi gerekiyor. İnşallah biz bu konuyla ilgili gerek Aile Bakanlığı'nda genel müdüre gerekse siyasilerle hazırladığımız raporları kendilerine sunarak bu konuyu biz dile getirdik. İnşallah bu konuda da ileriki zamanlarda bir adım atılır ve bunların mağduriyeti de giderilir diye düşünüyorum. Diğer bu konuyla ilgili yine aynı şeyi söyleyeceğim. Mesela İçişleri Bakanlığı'nda bir memur bu yasa kapsamına dahil ancak öğretmenliği bitirmiş, kurumunda öğretmenlik kadrosu olmadığı için atanamıyor. Yani çünkü kanun koyucu yönetmenlik bunu kurumlarında sadece sabitlemiş. Sağlıyor, evet. Yani diğer kurumlara da geçiş yapabilmesi noktasında, ünvanını, görevini yapabilmesi noktasında burada da bir düzenleme yapılması gerekiyor. O şekilde de orada da bir mağduriyet var. Arkadaşımızın bahsettiği husus buydu, bu konuyla ilgili. Yani eşitliğin sağlanması gerektiği düşünüyorsunuz. Evet. Şimdi bir başka mesajımız. Sayın Liyakat Sen Başkanı Emir Kazak, değerli Yaşar Hocam, ben sizi de vermiş olduğunuz mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Ben de 25 yıldır eğitimin içindeyim. Gelin eğitim öğretimi temelden ele alalım. Bütün milli eğitimlerden hangi memurun hizmetinin işçinin yapacağı görevi yetkili sendika elemanları belirlerse bizden olsun, yeterli kaptırmayalım. Yeter ki kaptırmayalım koltukları. Zihniyeti hüküm sürerse şube müdürlüğü sınavından barajı aşamayanlara müdürlük makamına verilirse Yaşar Ertuğrul gibi çalışkan, tek derdi devlete olan, vefa borcunu ödemek olan kişileri makamlardan alınıyorsa eğitimde birlik beraberlik olmaz denilmiş. Okumakta güçlük çekiyorum. Noktalama işaretlerinin faydasını burada görüyoruz işte. Milli eğitimleri önce insan çöplüğünden kurtarmazsak bir adım ileri gidemeyiz denilmiş. Tekrar teşekkür ederiz denilmiş. 38 şef sizden biri denilmiş. Konunun uzmanları burada. Ben mesajları aktarıyorum ama onlar misafirlerimiz aktardıkça ben detayını öğrenebiliyorum. Bu mesajı da böylelikle aktarmış olalım. 3600 ek diye bir başlığımız var. Siz de hassasiyetle bu konunun açılmasını bekliyorsunuz. Evet. Ne anlatacağız bu konuyla alakalı başkanım? Yani şimdi biz 2023 eğitim vizyonu toplantısına bakanımız sağ olsun yeni bir kurulmuş sendika olmamıza rağmen bizi davet ettiler. O vesileyle 2023 eğitim vizyonu toplantısında bulunduk. Orada sivil toplum örgütleri, işte il ve ilçelerdeki idarecilerimiz, yöneticilerimiz de vardı. Orada Sayın Bakanımız söylemişti. Tabii daha öncesinde Cumhurbaşkanımız bu konuyu gündeme getirdi. Ve burada belli meslek gruplarından bahsediliyor. İşte sağlıkçılar, öğretmenler, imamlar, işte emniyet teşkilatındaki polislerimiz. Burada aslında bana göre asıl olan
Yani şimdi 3600 deniliyor. Hı hı. Kime göre, neye göre 3600? Yani burada bir öğrenim durumuna göre bir düzenleme yapıla isteniyorsa, hı hı, şimdi lise mezunu imamla üniversite mezunu şefin arasındaki uçurumu nasıl anlatacağız? İş riskine göre bu 3600 ek gösterge verilecekse yine aynı şekilde. Yani camideki bir imamla bir öğretmenin veya işte maliyede çalışan bir memurun arasındaki iş riski ölçütünü nasıl değerlendireceğiz? Yani burada bana göre asıl olan bizim en büyük sorunumuz hiyerarşik ücret adaletinin sağlanması. Hı hı. Bu 3600 ek gösterge nihayetinde sonuçta emeklilikten sonra aslında yararlanılacak bir düzenleme. Yani fiili olarak maaşları etkileyen bir durum değil. Bakınız, ben bu hiyerarşik ücret adaleti dedim. Ben size küçük bir ilçeden ücret hiyerarşisini dikkatinize soracağım. Ondan sonra buradaki çarpıklığa bir bakalım. Acaba asıl olan bizim 3600 ek gösterge mi, yoksa bu hiyerarşik ücret dengesinin yeniden bir dizayn edilmesi mi? Hı hı. Bakınız, bir ilçede bir ilçenin mülki amiri kaymakamdır. Kaymakamın aldığı ücret 10 ila 12 bin lira arasında değişiyor kadro ve derecesine göre. Bak, burası çok enteresandır. Evet. Kaymakam nedir? İlçe İdare Kurulu Başkanı'dır. Ama ilçe idare kurulunun üyesi olan sağlık müdürünün aldığı maaş nedir biliyor musunuz? 22-23 bin lira. 22-23 bin lira. Yani kaymakamın iki katını alıyor. İki katı maaş. Yani ben bunları ezbere söylemiyorum. Elimde notlarım da var. Ve bunu da teyit ettirerek söyledim. Diğer taraftan şube müdürü 6100 lira ve 6200 arasında. Şef 3900-4500 arasında. Öğretmen 4500-5000 arasında. Memur 3400-4100 arasında. Hizmetli 3000-3500 arasında. Şimdi önümüzde böyle bir ücret portföyü var. Yani rakamlara baktığımızda bir mülki amir, ilçe idare kurulu başkanı, kaymakamın mahiyeti altındaki bir ilçe sağlık müdürünün yarısı kadar maaş alırken, hı hı, bir ilçede görev yapan en alt görev yürüten hizmetli sağlık müdürünün 1/8 maaşını ancak alıyor. Yani burada 3600 ek göstergeden ziyade bizim yaraşık ücret dengesini sağlamamız lazım. Şimdi bu ücreti de sağlarken aslında bizim maaşları da sadeleştirmemiz lazım. Sadeleştirmek derken? Yani şimdi bir sürü kalem var. İşte iş riski, iş zammı var da var. Hı hı. Şu anda hepsini hatırlamıyorum ama bir sürü kalem var. Bunları sadeleştirmemiz lazım. Bu ücret, yaraşık ücret adaletini düzenlemesini yaparken de şöyle bir kıstasımız olması lazım. Yani iş gücü, iş riski, iş zammı ve iş sorumluluğuna göre, hı hı, bu hiyerarşik ücret adaletini sağlamamız lazım. Yani Avrupa'da böyle midir bilmiyorum. Yani en yüksek makamdaki, bir ilçedeki en yüksek makamdaki amirle en alt seviyedeki çalışanın arasında 8 kat maaş farkı olabilir mi? Bunu bir kere bizim şapkayı önümüze koyup bunu değerlendirmemiz lazım. Onun için 3600 ek göstergeden ziyade bizim öncelikle yaraşık ücret adaletini sağlamamız lazım. İlle de 3600 verilecekse, yani deminki dediğim hususlara da dikkat çektim. Yani neye göre 3600? Yani imama veriyoruz, tamam. Öğretmene veriyoruz, tamam. İdareciye veriyoruz, tamam. Polise veriyoruz, tamam. Hizmetliye niye vermiyoruz? Memura niye vermiyoruz? Yok, onlar üniversite mezunuysa, şef üniversite mezunu değil mi? Veya üniversite mezunu hizmetliler de var, üniversite mezunu memurlar da var. Hı hı. Buradaki, yani bizim tutarlı, bunun neden böyle olduğunu söyleyebilecek bir cevabımız olması lazım. Dolayısıyla bu düzenleme kesinlikle adaleti sağlamaz ve kamu çalışanları arasında tartışmalara neden olur. Bunun siyaseten de hiçbir getirisi olmaz. Aksine bence bu yanlış bir
uygulama olur. Öncelikle burada adaletin sağlanması lazım. Ha şunu söyleyeyim. Evet, bu öğretmenlere verilmiş bir söz. Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etti. Milli Eğitim Bakanımız da o günkü toplantıda söyledi. Buna ben eminim. Yani bu dört tane ünvana vereceklerine eminim. Öğretmenler de dahil olmak üzere yakın bir zamanda verirler. Bundan benim hiçbir şüphem yok. Ama zaten bu kadar uzamasının nedeni de aslında benim bu deminki söylediğim nedenlerden kaynaklanıyor. Yani burada tutarlı bir cevap, sorduğumuz sorulara cevap verilecek tutarlı bir cevap yok. Onun için burada yarışık ücret adaletinin öncelikli sağlanması gerekir. 3600 ek göstergeden önce. Denilmiş ki mesajda yardımcı hizmetliler kaldırılsın. Yardımcı hizmetliler lise, lisans ve ön lisans mezunları konusunda Sayın Başkanım ne düşünüyor demişler. Şimdi devlet eliyle, şimdi devlet 650 sayılı devlet memurlarına kanuna göre bir sürü hizmet sınıfı var. Genel idare hizmetler sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı, emniyet hizmetleri var da var bu şekilde. Burada yardımcı hizmetler sınıfı dediğimiz kesim daha çok kurumların temizlik ve dosya işlemlerini yürüten kişiler. Yani devlet kendi eliyle devlet memuruna temizlik yaptırır mı? Yaptırmaz. Şimdi buna istinaden bu aynı statüde diyebileceğimiz yeni sistem tipleri çıktı. Eğitim teşkilatında olsun, diğer kurumlarda olsun. Nedir? İşte işçiler. Yani bugün eğitimde ve üniversitedeki işçiler aynı görevi yapıyor aslında. Diğer taraftan 4B'liler var. Bir de bu toplum yararına İşkur tarafından istihdam edilen sınıf kesimler var, sınıflar var. Baktığınız zaman aslında bu sınıfta 4 tane çalışan var. Çalışan tipi var. Şimdi bu kadar dağınıklığa gerek yok. Zaten bu yardımcı hizmetler sınıfındaki arkadaşlarımız bir nevi bu işi yaptıkları için evraklarla, işte dosyalarla, memurlarla devamlı muhatap oldukları için bunlar aslında bir nevi memuriyetin altyapısını oluşturmuş durumdalar. Yani memuriyet, büro ve ofis işi görevini yapabilirler. Ve devlet eliyle de temizlik yapılmaz. Bunlar çünkü devlet memuru, diğerlerini saymıyorum bak. Dolayısıyla burada yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak genel idare hizmetler sınıfına dahil edilmesi gerekiyor. Beklenti de bu yönde. Bu konuyla ilgili de zaten biz yine dediğim gibi oluşturduğumuz raporları siyasilere verdik. Hatta bu konuyla ilgili mecliste bir değişiklik için kanun teklifi verildi. İnşallah bu noktada da önümüzdeki yıllarda veya kısa veya orta vadede ben öyle inanıyorum ki bu yardımcı hizmetler sınıfında tamamen kaldırılması ve genel idare hizmetleri sınıfına dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum ve inanıyorum. Eyvallah, teşekkür ediyoruz Emir Bey. Son 5 dakikaya giriyoruz. Eğitim sistemini günlerce, saatlerce demeyeceğim, günlerce konuşsak yine de zannederse bir şeyin içinden çıkamayız ama işte üzerimize düşen bir görev, bize verilmiş olan bir saat dilimi çok da günübirlik şeylerle değil de biraz da gerçekten ciddi noktalara temas edelim diye çaba gösterdiğimiz süreç içerisinde biz bu kadarını konuşabildik. Gerisi büyüklerimizin işi artık. Bir şey diyemeyeceğiz. Gelen mesajlar var, onları okuyacağım. Son olarak diyeceğim ki eğitim sistemi için çok kısa, çok böyle kilit noktalarda ne yapmak lazım? Sizi biraz dinlendirmek istiyorum. Yaşar Hocam'la başlamak istiyorum. Yaşar Hocam, ne yapmak lazım? Şimdi biraz önceki konuşmamızda ben özellikle çevre ayarlamasından bahsetmiştim. Biz bu çevre ayarlamalarını zaten düzgün bir şekilde yaptığımız zaman aslında eğitim sistemimiz rayına girecektir. Yani nedir bunlar? Başında söylediğimiz işte öğrencilerimizi biz işte okul yönetimi, öğretmenler, okul ortamı, müfredat, ders programları, aile, medya. Yani biz aslında bütün bu çevreyi belli bir oranda düzenleme, yani olumlu bir şekilde bir düzenleme içerisine aldığımız zaman zaten kendilerine rayına girecektir bunlar. Yani çocuklar bir teyip gibi ne verirseniz onu alıyorlar neticede. Dolayısıyla yönetici atamalarında mutlaka ve mutlaka liyakatli olmalı. Yani o işe uygun olmalı insanlar. Öğretmenlerimiz ciddi anlamda kendilerini bu işe vakfetmeli.
Yani hakikaten öğretmenlik bir gönül işi, bir fedakarlık işi. Yani bir bayındırlık müdürlüğünde affedersiniz çalışıyormuş gibi öğretmenlik yapamazsınız. Öğretmenleri de yetiştiren, oraya getiren bu eğitim sistemi değil evet, mi? Evet. İşte hani onlar mutlaka olmalı. Bakın biz 5 dakika sonra hiçbir öğretmeni bulamıyoruz okulda. Ben Kırgızistan Bişkek'te görev yapmıştım bir süre. Bir gün orada saat 9 falan. 9-9.30'a geliyor saat. Bir arkadaşımızın kız çocuğu oradaki bir mektebe gidiyor. Rus mektebine gidiyor. Çalan öğretmeni. 9-9.30'da. Telefon ne diyor? Çalıyor. Dedi ki kim bu? İşte kendini tanıttı. Ben Asya'nın öğretmeniyim. Dedi. Hı hı. Çocuğa telefonda konuşmayı öğretmek için o saatte arıyor çocuğu 9'da. Bakınız o öğretmen bir rahatsızlık hissediyor kendisine. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu çocuğa bir eksik bir şey yani ne verebilirim acaba diye. Hı. Kendi içerisinde demek ki böyle bir düşüncesi var. Bir derdi var bunun. Bakın öğretmen açısından ülkenin geleceğini yetiştirdiğinin bilincinde olmalı. Ve bu dertle dertlenmeli. Bunu sağlayamadığımız zaman affedersin bir maliyede bayındırıklı çalışıyormuş gibi git gel bunu anlat. Böyle olmuyor öğretmenlik. Yöneticiler de aynı şekilde. Yani bugün yöneticilerimiz kesinlikle o işe yapabilir konumda olmalı. Geçmiş yaşantılarına baktığımız zaman. Hı hı. Bu olmalı. Ders müfredatlarımız da aynı şekilde belirli bir şekilde artık bir konsensüs sağlanmalı. Yani sürekli değişmemeli artık bunlar. Tabii ki ufak tefek güncel şeyler değişebilir. Ama bazı noktaları temel taş gibi yerine koyup koymalı. Onlar hiç değiştirilmemeli yani onlar aslında. Gerekiyor zannedersin. Yani bunu toplumun bütün kesimleri bir araya gelebilir. Yani sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, diğerleri herkes bir araya gelip en azından temel taşlarımızı artık oluşturmalıyız. Yani şimdi biz bilmiyoruz. Benim çocuğum başlıyor okula 7. sınıftan sonra nasıl bir şey olacak bilmiyoruz yani. 8. 9. lise bitirdiğinde nasıl hangi olacak? Sınava girecek? Yani şimdi bir elmayı biz fabrikada standa soktuğumuzda bunun bir elma suyu çıkacağını biliriz. Acaba bizim çocuğumuz şimdi affedersin biz bunu buraya koyduk. Sonuçta ne çıkacak eminim yani kestiremezsiniz yani. O kadar çetrefilli ve karmaşık. Hangi davranışlar içerisinde bitirecek bu konuda kestiremiyoruz. Son bir dakika Emir Bey. Neler söylersiniz? Şimdi değinmediğim birkaç daha husus var. Onları da inşallah zamana sığdırırız. Şimdi 666 sayılı kanun hükmünde kararname çıkartıldı. Hı hı. Buradaki amaç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp da aynı ünvana sahip olan kişilerin ücretlerinin eşitlenmesiydi. Ancak burada eşitlenmek istenirken bazı eşitsizlikler oluştu. Mesela kamuda görev yapan şeflerin özel hizmet tazminatı Adalet Bakanlığı'nda çalışan şeflere göre daha düşük. Yani aralarında 450-500 liralık bir fark var. Bunu biz yıllardır söylüyoruz. Yıllardır bunu gündeme getiriyoruz. Ancak halen bu eşitlik giderilmiş değil. Şu anda 666 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre farklı bir uygulama yapılıyor. Dolayısıyla buradaki bu eşitliğin sağlanması lazım. Hı hı. Bir an önce buradaki mağduriyetlerin de ortadan kaldırılması lazım. Diğer taraftan bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bakanlıkların merkez teşkilatında bir takım düzenlemeler yapıldı. Ancak halen bakanlıklar bu bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre kendi teşkilat kanununda değişiklik yapmadılar. Bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde bu hususla ilgili olan mevzu neydi? İşte bakanlık merkez teşkilatında şube müdürlüğü ve altındaki kadroların kaldırılması, illerde hiyerarşik yapı il müdürü, şube müdürü, şeflik ilçelerde ilçe müdürü, ihtiyaca göre şube müdürlüğü, şeflik. Dolayısıyla burada halen il müdür yardımcıları görev yapıyor. Bakanlıkta halen şube müdürlüğü ve şeflik kadrosu var. Dolayısıyla bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre bakanlıklar teşkilat kanunlarını yeniden güncellenmesi gerekir. Artı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde şefler hiyerarşik yapının içerisindedir. Hı hı. Yani şube müdüründen sonra gelir. Dolayısıyla bakanlıklarımız da alt kanunlarını düzelterek Cumhurbaşkanlığı kararnamesine uygun bir şekilde
şeflerin hiyerarşik yapı içerisinde olduğunu yönetmenliklere kesinlikle koyması lazım. Bu yönetmenlik değişikliklerini yapması lazım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bize... Sizi böyle son dakikada böyle hızlandırmış oldum. Ama benim de uymam gereken bir yönetmenim ve bir ekibim var. Özür diliyorum. Başka programda daha geniş noktalarda zaman süresi içerisinde daha fazlasını konuşalım inşallah diyorum. Çıktığınız bir yolda başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sizin de amacınız bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. Bizim de kesinlikle tek gayemiz bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız. İnşallah el ele vererek gençlerimizi, çocuklarımızı daha güzel bir geleceğe hazırlarız diye umut ediyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar efendim. Bu cuma günü Liyakat Sen ekibini ağırladık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.